Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sabah çok güzel bir kargoyla uyandık. Hemen size de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu bana bir takipçimden geldi. Açıkçası içinde ne var hiçbir fikrim yoktu. Bir sürpriz hazırladığımı söyledi. Ve yolladı. İlk önce şöyle zaten açtığımda bayağı bir gül yaprakları vardı. Çok güzel, gerçekten çok düşünceli. Ondan sonra şimdi hemen size teker teker göstereyim. Böyle klasik hani bebek eşyaları yollamak yerine kendi bir şey yapmayı tercih etmiş. Gerçekten çok seviyorum bu tarz şeyleri. Böyle çok güzel minik minik eve asabileceğiniz tablolar var arkadaşlar. İşte Nazar Doğası, Nas Suresi, ondan sonra böyle gidiyor. Çok da güzel yapmış yani, gerçekten ellerine sağlık. Ondan sonra şöyle minik minik havlular koymuş. Bunları böyle ayıcık formunu vermiş. Şöyle üçüncüyü de koyayım. Bu şekilde. Ondan sonra böyle bebek için bir bakım seti. Bir de anne adayı için böyle bir bakım seti. Hatta böyle hamileler için böyle bir, ne deniyor buna, atıştırmalık koymuş. Ondan sonra hatta şurada da bir maske var. Ondan sonra gelelim favori ürünlere arkadaşlar. Bunlara bayıldım. İlk önce şöyle bir tesbih. Kendi yaptığını düşünüyorum. Ondan sonra böyle bir bileklik var. Şurada birisinde Beyza yazıyor. Birisinde Burak yazıyor. Ve şimdi bakın. Şimdi bizim bıdığın daha cinsiyeti belli olmadığı için şöyle Şahin yazmış. Şöyle küçük bir bileklik yapmış. Buna bayıldım ya. Çok tatlı. İnşallah Rabbim giydirmeyi de nasip eder arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Canım kesene bereket. Allah razı olsun. Enise de çok beğendi. O da bakıp bakıp duruyor. Evet. Vallahi çok sağ ol. Kargolardan sürümeli de nasibini aldı vallahi. He? Kartoncu seni. Kartoncu, ne tatlı yaptın sen. Şuna bakın Allah'ım yarabbim. He? Ne oldu? He? İyi, ellemiyorum seni. Çekmeyin beni. Bak, kamerayı önüne koyuyorum. Neyse Enis, hadi biz de kendimize kahvaltı hazırlayalım. Canlar, bugün kahvaltı Enise'den. Kendisi bize tost hazırlayacak. Hadi bakalım Enise, hazırla. Tamam. Ben de o sırada biraz ortalığı toparlayacağım. Ondan sonra beraber kahvaltı yapacağız. Bu arada sucuklu tost yapacağım. Evet, inşallah. Ben de ince ince doğrayacağım değil mi? Hı-hı. Bir tanesi sucuklu olacak, diğeri sucuksuz olacak arkadaşlar. Hadi bakalım, sana kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi iki tost bitti. Şöyle göstereyim size. Çok mis gibi böyle. Ve şimdi öbür ikisini de yapalım. Sen kahvaltımızı hazırladın.
hazırladı. Şöyle tostlarımız. Ondan sonra şöyle papatya çayı yaptık kendimize. Bir de domates. Daha ne isteyebilirim ki insan? Ellerine kollarına sağlık valla. Bir şey değil. Şimdi bize afiyet olsun. Baya geçti. Evet. Biz kahvaltımızı yapmıştık. Hemen ortalığı toparladık. Bugün bu arada annemin işleri var arkadaşlar. O yüzden evde değil akşama kadar. Biz de Enise'yle takılalım dedik. Kahvaltıdan sonra baya bir takıldık. Şimdi mi? Hani kızma birader oynadık bu arada. Ve Enise yendi. Tam esneyecekti. Ay yavrum ya. Tam esneyecekti, öyle çektim. Şöyle oldu, 3 oyun yaptık. İlkinde Enise kazandı, ikincisinde ben. Şimdi yine Enise kazandı. Bu arada bakın sadece 3 atmam gerekiyordu ki kazanayım. Ama maalesef olmadı. Ben de 1. Aa, zaten burada gözüküyor. Evet, sen kazandın zaten o yüzden. Bu arada kardeşim, erkek kardeşim biliyorsunuz şu an çalışıyor. Ona söyledim, birkaç malzeme lazımdı. Bugün lazanya yapacağım arkadaşlar. Annem aslında genelde pek lazanya yapmaz babam sevmediği için, ama Ahmet olsun ben olayım en iyisi olalım, çok seviyoruz. Ben de baktım evde lazanya kağıtları vardı. Bu arada ta geçen geldiğimde almıştık yaparım diye, bir türlü nasip olmadı. Baktım hala duruyor, tarihi de geçmiyor o tarz şeylerin. O yüzden onu yapacağım inşallah. Dediğim gibi birkaç malzeme eksikti, Ahmet onları getirecek. Ondan sonra tekrar işe gidecek. Ben de hemencik lazanya yapacağım. Hatta beraber yaparız. Hiç hayır da demiyor canım benim. Neyse bir şimdi şunu toparlayalım. Yoksa bir kere daha oynamak ister misin? Oynayalım. Tamam, oynayalım. Ondan sonra artık yemek yaparız beraber. He? Tamam. Şimdi yemeklerime başlıyorum arkadaşlar. Ahmet daha malzemeleri getirmedi ama getireceği öyle acayip bir şey değil. Yani şu an başlayabilirim. Şurada kıymam var. Sanırım yarım kilo ya da bir kilo. Bir kilodur diye düşünüyorum. Sıcak suya koydum hemencik erisin diye. Annemin çünkü mikrodalgası yok. Ondan sonra lazanya. Bunları önden haşlamama gerek yok. Hemencik kullanabilirim. Şurada birkaç sebzemiz artık kötüleşmeye başladı. Onları da kullanacağım. Kırmızı biber var. Havuç koyacağım. Bir tane kalmıştı zaten. Şöyle yeşil biber. Soğan. Şu sarı biberlerden buldum. Bunları koyacağım. Mısır da koyarım. Bu şekilde iç malzemesini hazırlarım diye düşünüyorum. Şimdi ben hemencik ilk önce şu sebzelerimi bir güzelce küçük küçük doğrayacağım. Ondan sonra beraber lazanya yapışımıza geçeriz. Çünkü sosu falan kullanacağım. O yüzden Ahmet gelsin. Öyle devam edeceğim. O sırada Enisem bize böyle ayva doğramış. Limon da sıktı. Böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Yani teşekkür ederim tavsiyeniz için. Tuz, yani şöyle söyleyeyim. Yenilebilir. Yani birazcık tuz serpebilirsiniz. Ama ben tuzsuz daha çok sevdim açıkçası. Sadece limonla daha güzel. Elma gibi oluyor yani. Bol bol ayva yiyelim. Evet. Evet. Şimdi bize afiyet olsun. Ahmet'i bekleyelim. Gelsin yemeğe devam edelim. Canlar ben şu an yemeğe başladım. Kardeşimi daha fazla bekleyemeyeceğim gerçekten. Yani bir saat önce falan, hatta belki daha fazla aramıştı. Ve iki müşteri geldiği için şu an gecikti. Daha yeni çıkmış. Bu sefer gelecek ama gitmeyecek işe. Çünkü yani yeteri kadar kaldı işte arkadaşlar. Ben şimdi ilk önce soğanlarımı kavuracağım. Soğanlarımı kavurduktan sonra kıymamı eklerim. Kıyma güzelce suyunu bırakacak. Ondan sonra tekrar çekecek. Çektikten sonra bütün sebzelerimi ekleyeceğim. Hatta şöyle tabağımı hazırladım. Size de göstereyim. Şu sebzelerimi ekleyeceğim arkadaşlar. Bunlar da biraz böyle yumuşayacak. Bayağı bir kavuracağım. Ondan sonra hazır sosumu ekleyeceğim.
su ve sosu karıştırıyorum. Bazen kendim de yapıyorum. Yani mesela domatesi küçük küçük rendeliyorum. Sonra yine bir salça falan ekliyorum. Kendim baharatlıyorum. Ama bugün sos kullanacağım. Onu da kardeşim getirecek birazdan. Evet, bakalım bakalım. Buraya da bir tane tencere koydum. Buraya da beşamel sosunu yapacağım. Birazdan onun yapımına da başlarım. Şimdi ilk önce şu kıymamı koyayım. Ondan sonra ona da başlarım. Çok kolay. Hani kafadan sallıyorum. Hani kafadan sallıyorum derken yani ölçüsünü, tereyağını koyuyorum, sıvı yağını koyuyorum. Kafama göre un koyuyorum. Kavuruyorum. Sonra istediğim kadar bir süt koyuyorum. Ben çok katı kıvamını istemiyorum. O yüzden bayağı bir süt koyacağım. En sonunda tuz, karabiber. O kadar. Şimdi ben şunu halledeyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Sosumu koydum. Biraz böyle kaynamaya bırakacağım ki sosunun şeyini çeksin, tadını. Bu arada burada beşamel sosum da hazır. Böyle hazırladım bunu. Şimdi ben ne yapacağım? Borcamımı alacağım. Bir kat beşamel sos koyacağım. Ondan sonra şu lazanya kalıplarından koyacağım. Ondan sonra başlayacağım. Bu sos bitince bundan koyacağım. Beşamel sos birazcık, şöyle bakın. Rendelenmiş peynir var. Bundan koyacağım. Öyle öyle gideceğim inşallah. Ondan sonra fırına vereceğim. Fırında da tamamen peynirler eriyene kadar, bronzlaşana kadar kalacak. Sonradan biraz dinlenmeye bırakacağım ki sos ve hani bu sosu çeksin, yumuşacık olsun. Evet. Şimdi ben başlayayım. Odamda, en muhteşem köşemde kapanış yapmaya geldim. Biz lazanyamızı yedik. Çok lezzetli oldu gerçekten. Uzun zamandır böyle lazanya yapıp yememiştim. O yüzden dediğim gibi çok iyi geldi. Kardeşim de falan da çok sevdiler. Annem de yedi bu arada. Bugünkü videonun kapanışını yapmaya geldim. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup ben butona basarsanız çok seviniriz. Başka vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.